Show Ana Haber'den iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Pınar Erbaşar Soy, günün en sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Efendim hemen başlayalım siyasetin gündemiyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı ve İsrail'in Gazze zulmünü hatırlattı. Ayrılığa düşmeyeceğiz, bir olacağız, beraber olacağız ifadesini kullandı. Gazze'de 700.000'e ulaşıyor. Kardeşlerimiz orada İsrail'in zulmü altında. Önceliğinde İsrail zulmünün sürdüğü Gazze vardı. Eline mikrofonu aldı. Cemaatten dua ve destek istedi. Sizlerin dualarınız çok çok. Aramızdaki birlik, beraberlik çok çok önemli. Haydi Allah'a düşüneceğiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Namaz sonrasında İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladığı birlik mesajı verdi. Allah birliğimizi Erdoğan'ın bir sonraki durağı da Topkapı Sarayı oldu. Hırkayı Şerif'i ziyaret etti. Kadir Gecesi'ni kutladığı basın mensuplarına da kandil simidi ikram edip iyi bayramlar diledi. Yerel seçimlerin ardından soluğu memleketi Manisa'da alan CHP lideri Özgür Özel, milletimiz bize yatırım kredisi verdi dedi ve genel seçimler için iddiasını şimdiden ortaya koydu. Hemşerilerine de teşekkür etti. İktidarın kibirinden uzak durmaya, iktidarın sorumluluğuyla bu toplumda bize ümit bağlamış herkese sahip çıkmaya hep birlikte başlıyoruz. Daha çok çalışacağız mesajı verdi. Türkiye'nin birinci partisi olurken artık dünyanın da en çok belediyeye sahip Sosyal Demokrat Partisi'yiz dedi. Milletimiz bize kredi açmıştır. Bu krediyi doğru kullanırsak genel seçimlerde o krediyi bize verecek, bu ülkeyi bize yönettirecektir. CHP lideri Özgür Özel kutlama turlarına CHP'nin 1946 yılından bu yana kazanamadığı memleketi Manisa'dan başladı. AK Partililer biz seni mahkum etmeyeceğiz dedi. Milliyetçi Hareket Partililer seni mahkum etmeyiz dedi. Abi sen de mi destekleyeceksin dedim. Manisa'nın evladını destekleyeceğim dedim. Seçim sonuçları için Manisalılara teşekkür eden Özel, belediye binasını da ziyaret etti. Mazbatasını alan yeni başkan Ferdi Zeyrek'le birlikte şeref defterini imzaladı. İlk ziyareti size yapmanın onur, kıvanç ve heyecanını yaşıyorum. İnancım tamdır. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. CHP'deki sandık zaferi gözleri Genel Başkan Özgür Özel'den sonra Ekrem İmamoğlu'na da çevirdi malum. İmamoğlu 2028 Cumhurbaşkanlığı için dikkat çeken bir mesaj verirken Ankara'da da yeni döneme başlayan Mansur Yavaş belediye binası önünde coşkuyla karşılandı. İstanbul'u kazandı. Değişmeyen kaybetti, değişen başardı dedi. 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı içinde mesaj verirken İmamoğlu CHP'nin sandık zaferini değerlendirdi. Sonra diyorlar randevu istedin mi istemedin. İstiyorum bak tekrar istiyorum. Yeni mazbatamı aldığım gün istiyorum, yineliyorum. Yeni dönem için mesaiye başlayan Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu istemişti. O talebinin nasıl karşılık bulacağı merakla beklenirken 2028 Cumhurbaşkanlığı yarışında aday olup olmayacağı soruldu. İmamoğlu sadece Allah bilir yanıtını verdi. Ne başlasın ne paralı olsa da bahtın daralı. Bu alemin tek kralı bir tek sensin Ankaralı. Ankara'da da ikinci dönemine başlayan Mansur Yavaş CHP'li belediye başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Daha sonra belediye binası önünde toplanan kalabalığa seslendi. Coşku büyüktü. Vay vay! Vay vay! Başkanımız için heyecan! Kavgadan ve gerginlikten bıkmış olan Ankara'ya bereket ve huzuru hep birlikte getirdik. Herkes Mansur Yavaş belediyeciliğini konuşuyor. Bu da benim en büyük onurum,
torunlarıma bırakacağım en büyük mirasım olacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hafızalara kazınan bu fotoğrafında derdini dinlediği kişi Mehmet Ural'dı. Torunu Erdem Ural, CHP'den Tokat Turhal'da belediye başkanı seçildi. 35 yıllık süreçte de Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada iktidar olmamasıyla o fotoğrafın aynı anda gündeme gelmesi ayrıca keyifli. 31 Mart yerel seçimlerinde beklediği sonucu alamayan ve Genel Başkan Meral Akşener'e istifa çağrıları yapılan İyi Parti'de olağanüstü seçimli kurultay 27 Nisan'da yapılacak. Akşener'in kurultayda atacağı adımlar merak ediliyor. Bu arada genel başkanlık için adaylığını açıklayan Günay Kodaz'dan parti yönetimine mesajlar var. En kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız. CHP'den sonra değişim sırası İyi Parti'de mi? Akşener'in kurultay açıklaması sonrası Ankara kulisleri bir kez daha hareketlendi. Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Günay Kodaz'dansa kimse vazgeçilmez değildir çıkışı geldi. Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Yerel seçimlere tek başına girme kararı alan İyi Parti, önceki seçimlere göre %6'nın üzerinde oy kaybetmişti. Sandıktan çıkan tablo Akşener'in "sorumluluk benimdir" sözlerini akıllara getirdi. Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi ve öz eleştirilerimizi yapacağız. İyi Parti'de kongre tarihi 27 Nisan olarak belirlenirken Akşener milletvekilleri ve başkanlık divan üyeleriyle seçim değerlendirmesi yaptı. Akşener'e kazan kaldıran ilk isim Günay Kodaz'dan da kimse artık İyi Parti'de kurultaya tek başına genel başkan adayı olarak girme konforuna sahip olmayacak açıklaması geldi. Kendisine destek istedi. Aydın'da 3 dönemdir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu mazbatasının adliye yemekhanesinde verilmesine tepki gösterdi. Çerçioğlu, "Aydın'a yakışmıyor, utanç verici bir şey" dedi. Mazbata alma töreni bir yemekhanede gerçekleşiyor. Mazbatasının adliyenin yemekhanesinde verilmesine böyle isyan etti. Uzun süre tepki gösterdi. Yakışıyor mu ya? Türkiye'nin hangi ilinde bir büyükşehir belediye başkanına adliyenin yemekhanesinde mazbata alınır? Utanç verici bir şey ya. Topuklu Efe olarak bilinen Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yeniden seçildi. Bugün mazbata sevinci yaşadı ama mazbatanın verildiği yere bir hayli öfkelendi. Bir an önce mazbatamızı alalım çıkalım bu binada. Yani insanın asabı bozulmaması mümkünatı var mı? Yemek kokularıyla beraber geliyorsun mazbata almaya. Törenin yemekhanede yapılmasını kabul edilemez olarak yorumlayan Çerçioğlu, mazbatasını alır almaz adliyeden ayrıldı. Bu mudur ya? Bu mudur? Onu soruyorum size. Bu mudur? Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'deki Mossad ajanlarını kıskıvrak yakaladı. Bir dedektifin Mossad için ajan şebekesi kurduğu tespit edilince operasyonun düğmesine basıldı. İşte nefes kesen o operasyonun detayları. İsrail istihbaratına köstebek 3 operasyonu, 8 şüpheli gözaltına alındı. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı eşiyle birlikte casusluk yaptığını itiraf etti. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin İsrail İstihbarat Servisi Mossad'la bağlantılı oldukları tespit edildi. Tumlucalı, İsrail tarafından verilen talimatları yerine getirebilmek için özel bir casusluk ekibi de kurmuştu. Tumlucalı ve casusluk ekibi Türkiye'deki kişi ve şirket hakkında topladıkları bilgi ve belgeleri İsrail istihbaratıyla paylaşıyor, karşılığında yüklü miktarda para alıyordu. Tumlucalı, Mossad ajanlarıyla yurt dışında sık sık yüz yüze görüşmeler de gerçekleştiriyordu. O görüşmelerde Milli İstihbarat Teşkilatı yakın takipteydi ve operasyon için doğru zamanın gelmesi beklendi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi 3 Nisan sabahı operasyonun düğmesine bastı. Şebeke üyeleri casusluk faaliyetlerini kabul ederken Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soyguncular dün gece iş başındaydı. İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcuya giren 5 kişilik çete 3 kilo altın çalıp tam 9 milyon liralık vurgun yaptı. Kaçarken güvenlik görevlisini fark ettiği şüpheliler onu da silahla tehdit ettiler. İşte o anlar.
Gram altın, yüzük, bileklik, külye. Yeni mal getirdim bayram için. Bunlar hep almışlar. Biri çuvalı açtı, diğerleri altınları topladı. Kuyumcuya giren çete 9 milyonluk vurgun yaptı. Gerçekten kahroldum yani. İlk defa böyle bir şey oluyor. Güvenlik görevlisinin fark ettiği soyguncular onu da silahla tehdit edip kayıplara karıştı. Şu an ortada 3 kilo altın yani 9 milyon TL olarak gitti. Görüntünün adresi Başakşehir. Hırsızlar 5 kişiydi. İkisi araçta beklerken diğerleri kuyumcunun önüne geldi. Nasıl oldu bilinmez ama önce kepengi uzaktan kumandayla açtılar. Sonra ellerindeki levyelerle kapıyı kırıp içeriye daldılar. Sonra burada hemen gelmişler levyeyle. Cam kırılmış. Cam kırıldıktan sonra burada bir altın var. Onun altını almış. Bunlar altın dolu. Bunlar küçük parçalar. Biz bunları toplayacağız. Bir gün falan sürer. Dükkanın içi altın doluydu. Suç ortakları tam da bu noktaya geldi. Çekmeceyi açtı. Biri çuvalı tutarken diğeri de çekmecede ve tezgahtaki tüm altınları o çuvalın içine doldurdu. Bunlar tableyle almışlar. Çuval koymuş. Hepsi bunlar dolu. Bizde yer yok, bir yer kalmamış. Bu yüzden bırakıyoruz. Hırsızlar işlerini bitirdi. Dışarı çıktıklarında hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştılar. Güvenlik görevlisi onları fark etmişti. Yanlarına geldi ve hırsızlardan biri o görevliye silah doğrulttu. Ne demişler güvenliğe? Silah çıkarınca güvenlik dedi, git ne yapıyorsun burada? Dedi ya geri gelirsin ya vuracağım size. Nasıl girdiler, nasıl öyle yapmışlar? Polis o gece iki kuyumcuyu daha soyduğu belirlenen çetenin peşinde. İstanbul Bağcılar Yıldıztepe mahallesinde ilginç bir muhtarlık yarışı yaşandı. İddiaya göre mevcut muhtar rakibine gönderilen ve seçilme yeterliliği olmadığını gösteren tebligatı gizledi ve seçimi kaybedince de o tebligatı seçim kuruluna sundu. Seçilen muhtarın kazanmasıyla kaybetmesi biri oldu. Tebligatları usulsüz bir şekilde açıyor. Böyle bir şey yok. 6029 oy farkla aldığım seçimin bana iadesini talep ediyorum. Büyük bir oy farkıyla 10 yıllık muhtarı yendi. Seçimi kazandı ama kazanmasıyla kaybetmesi bir oldu. Seçim boyunca bizle uğraştı. Bizim afişlerimizi söktü. Sürekli iftira yaptı seçim boyunca. Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ilginç bir olay yaşandı. Muratay Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarlığı'na aday olmuştu. Mevcut muhtarı 10 yıllık muhtarı 6029 oy farkıyla geçti ve muhtarlığı kazandı. Her gün annem ağlıyor, hanımım ağlıyor. Ben de yani bunalıma girdim. Binlerce telefon, binlerce sevgi seni mesajları var. Halkımın iradesine vurulmuş bir darbe var. O darbeyi iddiaya göre mahallenin 10 yıllık muhtarı yaptı. Gelen tebligatı sakladığı iddia edildi. 7 yıl sonra da o tebligatı ortaya çıkardı ve iddiaya göre ilçe seçim kuruluna gidip o tebligatı sundu. Muhtarlığı iptal oldu. Samsun Terme'de benim anneme küfür etmişlerdi. Köydeydim. Kuru sıkı silahla havaya ateş ederken hakaret, tehdit gibi bir şeydi yani. Hapis yatmadık. Gelen evraklarımızı açıyor, saklıyor, bize ulaştırmıyor. Haksızlığa uğradığım kişi arşiv kaydım olduğundan dolayı muhtarlığı Murat'a veremezsiniz diye orada dilekçe sunuyor. Suçlanan muhtarsa bu iddiaları reddetti. Ben postacı değilim. Giderseniz vatandaşın evine verirsin evrağı, arasını imza yok mu? Kapıya bir kağıt yapıştırırsın. Mahallemde sıradan bir vatandaştı. Devlet memuru olamaz diye ibare yemiş orada. Muhtarlık makamı şimdilik boş kaldı. Son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Adli sicil kaydımız yok. Bir yüz kızartıcı suçumuz da yok. İnsanları sükunete davet ediyorum yani. Efendim, bayrama günler kala 9 günlük tatil için çoğu vatandaş yola çıkmaya başladı bile. Otogarlardaki doluluk %50'yi aşarken bazı rotalarda ek seferler bile neredeyse dolmak üzere. İşte İstanbul Otogarı'nın bayram telaşı. Nereye gidiyorsunuz? İzmir'e. Taşınıyor gibisiniz daha çok. Öyle 5 tane torun olunca öyle. Full dolu otobüsler, ek sefer çıkarmışlar hatta. Tatil uzun, talep yoğun olunca mega kentin otogarı şimdiden hareketlendi. Ek seferler bile dolmaya başladı. Vallahi biz baktığımızda işte 2-3 tane koltuk vardı. Hemen aldık, ek sefer bile dolmuş. %'ye vurursak şu an %50'yi geçtik efendim. Kimi ailesine, sevdiğine kavuşacak, kimi arkadaşlarıyla tatile çıkacak. Hepsinin yolu Bayrampaşa'daki otogarda kesişti.
değişti. Liseden arkadaşlarımızla Ankara'da bir küçük bayram tatili yapma karar verdik. Oraya gidiyoruz. Tatil deyince akla böyle Ege ve Akdeniz kıyıları geliyor ama siz Ankara dediniz. Biz böyle daha arkadaş buluşması gibi uzun zamandır görmüyorduk birbirimizi. Biletlerin çoğu tükense de yolcular fiyatlardan şikayetçiydi. Ailemi ziyarete gidiyorum İzmir'e. Zorlandım. Çok pahalıydı. Uçakla eşdeğerdi. Aslında uçağı tercih ederdim ama otobüs ücretleri de çok yüksek. 1000 lira civarında. Uçak bileti bulamadığımız için otobüs tercih ettik. 680 gibi bir fiyata aldık. Bayram tatili 9 gün olunca talep de çok fazlaydı. Bu nedenle ek seferlere ihtiyaç oldu. Mesela bu otobüs Van'a gidecek ek sefer 2+2 koltuk düzeninde ve tüm koltuklarda dolu. Arkadaşlarımı da geçireceğim. Akrabalarımı görmeye gideceğim. Öyle güzel oldu, bayağı uzun. Akaryakıta gelen zamlar bilet fiyatlarına da yansıdı haliyle. Kilometre arttıkça bilet fiyatları da artıyor. Şu an için en uzun mesafenin bilet fiyatı 2000 liradan başlıyor. Otobüs sektöründe gerçekten gider çok. Buna otogar çıkışlarını, mazot fiyatlarını koyalım. Bu da otomatikmen iki koltuk fiyatı gitti. Araç üstünde çalışan personeller, firma kesintileri ciddi sıkıntılar yaşatıyor. İstanbul Başakşehir'de oruç başıma vurdu diyen adam hiç olmayacak bir şey yaptı. Otomobilinin anahtarını kontakta bıraktı ve yıllarca para biriktirip satın aldığı aracı kaşla göz arasında çalındı. O gün de oruç kafama vurdu. Anahtarı da kontakta unutmuşum. Biniyorlar kendi arabası gibi, bir de patran çekip gidiyor. Bir varım yok, başka hiçbir şeyim yok. O dalgın hırsızlar pusudaydı. Yıllarca biriktirip 700 bin liraya satın aldığı otomobili 7. günde çalındı. Daha yeniydi. Hiçbir şey yok. Kasko, sigorta, hiçbir şey yaptırmamıştık. Başakşehir'deki Şahintepe mahallesinde yaşayan Mehmet Duran sabah hevesle evinden çıkmıştı. Başına geleceklerden habersiz direksiyona geçip gaza bastı. Konduramıyordum ya, bana denk gelmez diyordum, bana denk geldi. Aracını işte tam da bu noktaya park etti ve iftar alışverişi yapmak için markete girdi. Ancak markete girerken farkında olmadan öyle büyük bir hata yaptı ki bu hayatının belki de en pahalı iftar alışverişi olacaktı. Ya ben boşa çalışıp kazanmışım yani. Gerçekten bu kadar basit olmaması lazım arabayı alıp gitmek. İkisi çocuk, üç hırsızın hedefinde işte o araç vardı. Çocuklar aracın etrafında dakikalarca tur attı ve kendilerine çalacak bir şey aradı. Anahtar kontağa takılıydı. Anahtarı unuttunuz mu yoksa bir şey olmaz diye mi bıraktınız? Yok, hayır, gerçekten unuttum anahtarı. Çocukların mesajı ile harekete geçen hırsız hemen otomobili atladı. Biraz ileriden suç ortaklarını da alıp sırra kadem bastı. Poşetlerle çıktım dışarı, baktım araba yerinde yok. Araba yanlış bir yerin park ettim diye sağa sola bir kolaçan ettim. Karakola gidip şikayetçi olan adam çeteye mesaj yolladı. Ya geçsinler, bıraksınlar herhangi bir yere, ben şikayetimi de geri alacağım. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarındaydı. Kamu bankalarının promosyon miktarını 12 bin liraya çıkarmasıyla özel bankalar arasındaki rekabette iyice kızıştı. Bazı özel bankalar promosyonları 20 bin lira seviyesine yükseltti. Promosyon almadım. Uzun vadede de kısa vadede insanlar yararlanabilir. Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyon yarışına girdi. Pek çok banka tarifesinde değişikliğe gitti. Emeklilerin çoğu maaşını kamu bankalarından alıyor. Bunu bilen özel bankalar da emeklilerin dikkatini çekmek için çeşitli kampanyalar yapıyor. Öyle ki devlet bankalarında olan promosyon miktarı 12 bin lirayken özel bankalarda bu rakam 20 bin liraya kadar çıkmış durumda. Promosyon aldım. Eğer bir yaramıza melhem olacaksa 6.424 lira önceki kesintimizi yaptı. Onu aldım ya. Kamu bankaları geçtiğimiz günlerde promosyon miktarını güncellemiş. Yeni promosyonlar da 28 Mart'tan itibaren hesaplara yatmaya başlamıştı. 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alan emekliye promosyon veriliyor. Emekli eğer isterse aynı bankada promosyon güncellemesi yaparak devam edebiliyor. İstemezse de başka bir bankaya taşıyabiliyor. Her söylendiğinde gidip bankanın değiştirmesi şık gelmedi bana. Otomatik ödeme talimatı verilmesi, emekli bir tanıdığın getirilmesi ya da kredi kartından her ay belli bir harcama yapma sözünün verilmesiyle promosyonda miktar yükseğe çekilebiliyor. Ben alamadım efendim. 3400 lira dedi, içeri yatıracaksınız. Size dedi 10 bin lira promosyon verilecek. Bugün 9. gün efendim. SSK'dan yazı bekliyoruz diyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyona göre emekli maaşlarının güncellenmesi ile promosyon yarışının da bir kez daha başlaması bekleniyor.
Efendim, yerel seçimlerde bazı yerlerde muhtarlık yarışında kan gövdeyi götürmüştü. Kırşehir'in Homurlu köyünün muhtar adaylarından Aydın Battal ise sandık kırgınlığını şiire döktü. Battal, muhtarlık için çıktığı yolda bir anda kendini sosyal medya fenomeni olarak buldu. Akrabam, dostlarım istemedi. İlk önce beni. Köyün ozanıydı. Muhtarlık yarışında rakiplerinden fark yiyince sitemini de mısralara döktü. Çektiği video ile sosyal medyayı adeta salladı. Muhtar olamadı ama fenomenliğe ilk adımını attı. Devran bana doğru döner mi? Bilmiyorum ki el içinde sırtarıp da güler mi? Akrabam istemedi. İlk önce beni. Kırşehir'in Aşağı Homurlu köyünde yaşayan şair Aydın Battal bu seçimde muhtar adayı oldu. Bir ameliyat geçirdim. Doktor dedi çalışamam. Baktım seçim geliyor. Ben de aday oluyorum. İnsanlara söyledim. Aydın Bey aday oldu olmasına ama başta en yakın arkadaşları olmak üzere herkes ona karşı çıktı. Hatta alay edenler bile oldu. Çobansın sen de var gidiyorsun. Bu işler olmaz. Sırtıma 3 tane kusur yazıldı. Biri garibanlık, biri fakirlik, biri de şiir yazıp paylaşıp bölüşmem oldu. Köylülerin tavrı sandıkta da değişmedi. 300 oydan yalnızca 29'u Aydın Bey lehine çıkınca Aydın Bey öyle bir içerledi ki en güçlü silahı olan şairliğini devreye soktu ve tüm köyü şiiriyle topa tuttu. Sanki rakiplerim uzay bilince, benim gibi aynı köylü bilince. Mahallem izlemedi, Homurlu istemedi ilk önce beni. Homurlu da çıkıyor şu an cuma namazından. Neden oy vermediniz? Burası köy yeri. Burada herkesin kendi ahrabası var, eşi dostu var. Şehri iyi, beğeni yok onu. Oy verdiniz mi? Oy da vermedik. Beğeniyorsunuz. Ya şehrini beğeniyor. Sevdiğim bir arkadaş ama zamansız bir adaylık oldu. Battal'ın şiirli videosu sosyal medyada ses getirirken birbirinden ilginç paylaşımlar da yapıldı. Edebiyat öğretmenleri aradı. Kalıbı, kafiyesi, hecesi şu dört dörtlük. Sen şimdi hiçbir şey olman, ölünce ünlü olun dediler. Ölünce de ben ne öreceğim ünlülüğü ki? Muhtar olamasa da köyümüzü eşim duyurdu. Eşimi seçselerdi eşim daha çok şeyler yapacaktı ama köylü kaybetti. Köye dargın olan Battal bir daha seçime girmek bir yana fırsatını bulursa taşınmayı dahi düşünüyor. Dostlarım istemedi ilk önce beni. 9 günlük bayram tatilinde memleketi burnunda tütenler de rotayı Ege Akdeniz sahillerine çevirenler de planını çoktan yaptı. Peki nereye gitsek cebimizden ne kadar çıkar? İşte en uygun fiyatlı tatil seçenekleri. Ayvalık olabilir, Ege tarafları olabilir. Alaçatı'ya gideceğim yani klasik. Bayramda orası eğlenceli oluyor. Kimi Ege'ye, kimi yurt dışına, kimi memleketine. 9 günlük bayram tatili için planını yapan valiz hazırlamaya başladı. Ailemin yanına gidiyorum Balıkesir'e. Bayrama sayılı günler kaldı. Hal böyle olunca da tatil planları yapmaya başlandı. Peki ama yurt içinde en çok hangi bölgeye talep var? En çok talep Antalya oldu. Mısır, Şarm El Şeyh ve Hurgada turları da bayram döneminde en fazla talep alan turlar oldu. Hava sıcaklıkları ve deniz suyu sıcaklıklarına bağlı olarak da Kıbrıs tercih edilen destinasyon oldu. Bayramda tercih edebileceğiniz en uygun yurt dışı tatilinin fiyatı ve en uygun yurt içi tatilinin fiyatı ne kadar dersiniz? Antalya bölgesinde iki çocuklu bir aile bir haftalık tatil yapmak istediğinde 16 bin liradan başlayan fiyatlarla 5 yıldızlı her şey dahil bir otelde tatilini gerçekleştirebiliyor. Özellikle Mısır Şarm El Şeyh destinasyonu kişi başı 17.500 liradan başlayan fiyatlarla. Ben Kayseri'liyim. Kayseri'de küçük bir gezi yapacağım. Arkasından Kapadokya'ya gitmeyi planlıyorum. Ekonomik tatil yapmak isteyen yurt içi tatilciler özellikle kültür turlarına yoğun ilgi gösterdiler. Kapadokya turuna katılmak isteyen bir aile 2 gece 3 günlük Kapadokya turu için 3500 liradan başlayan fiyatlarla bayram döneminde Kapadokya turu yapabiliyor. Eğer Avrupa ülkelerini gezmek isterseniz de fiyatlar biraz yükseliyor. İtalya turları için 21 bin liradan başlayan fiyatlarla 3 gece 4 günlük İtalya turlarına katılabilirler. Fransa turlarına gitmek isteyen tatilciler de 24 bin liradan başlayan fiyatlarla. Yurt dışına Bali'ye, Endonezya'ya. İtalya'ya giderdim herhalde. İstiyorum ama pek mümkün değil. İstanbul'da bir araba sevdalısıyla bir motor ustası klasik bir otomobilin çamurluk far ve sinyal lambalarıyla yepyeni bir araç tasarladı. İşte geçtiği her yolda büyük ilgi toplayan o aracın sıra dışı hikayesi.
Bunu bir arkadaşım internette görmüş, yapabilir miyiz diye geldi bana. İkimiz beraber hayal ettik, yaptık. İlk prototipi yapmamız bir 6 ay kadar zamanımızı aldı. Çamurluk far sinyal başka bir otomobilden alındı. Hayal gücü ve yetenekle harmanlandı. Sonrası inanılmazdı. Hayatınızda bazı şeyleri değiştirebilirsiniz ya da yepyeni bir şey de katabilirsiniz. İşte o kişilerden Ufuk Bilek. Ne yaptı? Bir arabanın sinyal lambasını, farını ve kaportasının bir parçasını aldı ve bakın bambaşka bir hale getirdi. Bize de bu ikonik aracın artık yeni görüntüsünün keyfini sürmek kaldı. Gördün mü sen daha önce Vosvos? Hayır. Çocuk ne bilsin Tostos'u, ne bilsin Vosvos'u. İstanbul'da bir araba sevdalısıyla bir motor ustası omuz omuza verip ünlü klasik otomobilden bambaşka bir araç tasarladı. Hemen burada bir tane sinyal farı görüyorum. Bu sinyal farı bana hiç yabancı gelmedi. Sinyali, farı, kornanın menfezi. Peki insanlar gördüklerinde ne yapıyorlar? Çok ilgi çekiyor, çok merak ediyorlar, durdurup soruyorlar. Yukarı çıkaralım mı o zaman? Hadi çıkartalım. Hadi çıkartalım, yukarı çıkarıyoruz. Efendim belki orijinali gibi değil ama orijinalinin parçalarıyla yapılmış ve aslında pek ana yemek gibi değil. Belki ara sıcak niteliğinde ama oldukça dikkat çekiyor. Vosvos ha evet. Park sorununu da büyük ölçüde azaltacağını düşünüyorum. Park sorunu mu? Mesela bu aracı satın aldınız. Yazlığa götüreceksiniz. Peki neyle götüreceksiniz? İşte bakın onun içinde böyle bir aparat düşünülmüş ve bu aracı alana yanında bu aparat da hediye. Nasıl yani? Abi şaka yaptım ya, şaka. Şov Haber WhatsApp ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536 266 90 00 veya 90 02 diyelim. Şov Ana Haber'in sonuna geldik efendim. Bu akşam Kadir Gecesi. Tüm Müslüman aleminin Kadir Gecesi mübarek olsun. İyi akşamlar.